Selamun aleyküm. Değerli arkadaşlarım, bugünkü videomda dün mutfak yapıyorduk. Köy evi inşaatının mutfağını. Dün bayağı elektrik su tesisatı işini tamamladım. Şimdi buraları sıva tamiratı yapacağım. Sıva tamiratı yaptıktan sonra dolapları takacağız. Elektrik kabloları çektim bulaşık makinesi için ve mutfak tezgahının üzerinde kullanmak için. Tabii bu altyapısı. Suları da döşedik. Pis su giderini de koyduk. Artık şimdi sıvayacağım. Ben buraya sıvı tamiratlarını bitireceğim. Sıvalar kuruyunca dolaplarımızı montajını yapacağız. Mutfak tezgahı, mutfağın üstündeki taşı yerleştireceğiz. İnşallah yarın bitirmeyi hedefliyorum. Yarından sonra dabanı laminat parke döşeyeceğiz. Tabii görüyorsunuz dabanlar biraz eski beton zemin var burada. Onları da bitirince tekrar videomda çekeceğim. Güzel bir mutfak olacak inşallah. Abiyle abla çok sevinçli, güzel mutfağımız olacak diye. Dün yıkımını yaptık. Elektrik su tesisatını döşedik. Şimdi sıra anlattığım gibi sıvaları kaldı. Aşama aşama devam edeceğiz mutfağımıza. Şimdi alçının içine biraz karekim koyuyorum. Karekim koymamın amaç alçı daha sert olsun, daha güzel yapışsın diye. Şimdi birazcık çöktü mü? Şurada mikser yardımıyla karıştıracağız.
Şimdi kalikim olduğu için bu mikserin ucunu yıkamam lazım. Çünkü kurulanırsa daha sıkıntı oluyor. Bunu yıkadım. Evet, harcımız hazır. Arkadaşlar olmadı. Harcım biraz yumuşak oldu. Onun için biraz daha alçada ekleyeceğim. Kovada su biraz dolu gelmişti. Bunu kullanması böyle zor olur ve çok sıvı olduğu için dökülebilir. Evet, ben bunu karıştırayım. Az katıldım. Evet, sıva şeklimiz böyle. Şimdi ben bunu daha sonra biraz kurusun, tilferleyeceğim. Evet, Ramazan abimin mutfağında iki tane istemeden sorun çıktı. Bir tanesi kablo çok ince geldi. Yani mutfağın üzerinde tost makinesi, robot çalıştırırlar diye. Şuradan bir tane eski hat gidiyordu. Bunlar 3x1.5'muş. Ama biz yeniden 3x2.5 kablo döşeceğiz. Şuraya bir tane priz koyacağız. Bu priz tost makinesi çalıştırmak için. Buradan devam ediyor. Mutfak robotu kullanmak için bir tane buraya priz koydum. İkinci sıkıntımız mermerler, mutfak tezgahının taşları. Biz bunu ikinci el olarak almıştık taşları.
Tabii bu tarafı 0 taşın. Burada 3 santim eksik. Tabii ne yapabiliriz diye çok düşündük. L alüminyum pevrazlar oluyor. 4'e 2,5. 4 olan tarafını buraya getireceğiz. 2,5 olan yeri duvarı yukarıya doğru çıkacak. Komple pevrazla yapıştırma yapacağız. Tabii bu eski süpürgeliklerimiz iş görmedi. Burada ne kadar yapsak su kaçırır diye düşündük. Mutfağımızın alt tezgahına da taktık. Şurası çamaşır makinesi yeri. Daha sonra dolap takıldıktan sonra göstereceğiz. Tezgahı yapınca bizim işin zor yeri çıktı. Daha sonra şu dolabımızı karşıyı döşemeye başlayacağız. Evet, mutfağı yaparken ev sahibi abla hemen gidiverdi. Bu gıda göbek bulmuş. Ama maşallah şu yumurtadan büyük. Kara göbekleri bu. Şu çıkmak istemiş çamın pürçüğün altında. Böyle kıvrılmış. Şunlar da ebe. Yaklaşık 1 kilo. 1 kilo geliyor mu abla bu ebe? Gelir. Mutfağın da oldu gari senin. Mutfağım oldu, ellerin sağlık. Boydan boya o köşedeki küçük dolaba sığdıramadıydık. Irmızan abimle keselim dedik. Bunu buraya yonttuk, kestik. Bunu buraya sığdırdık. Çok güzel olmuş, ellerin sağlık. Kırılmış mutfak dolabın olmadı ki hiç. Hiç ellerim yoktu. Hiç olmadı mı mutfak dolabı? Hiç olmadı. İlk defa. İnşallah yarın fayansını da döşeyeceğim ben bunun. Ondan sonra çeşmeyi de takarız. İnşallah. Muhtemelen çeşmeyi yarından sonra akıtırız da şey ıslanmaması açısından. He. Irmızan abi. Evet. Yengem ne bulmuş bak. Gördün mü? Evet. Ama hiç sen gitmiyorsun göbeği aramaya. Yarın ben bulmuş olurum onu. Pazar yenilettim. He, pazar yenilettin mi? Evet. Tamam, bu ebeği ben alan. Ebeği yarın çekelim. Ebeği yarın sana bir şey vereceğiz. Temizliğe vereyim. Yarın ben mi yiyeceğim ebeği? Evet. Ha. O zaman ben hanımımı da alayım gel. Sen hanımını al gel, yarın bundan bulsunlar. Tamam. Bunu sana yarın yedireceğiz biz. Tamam. Mutfağı yaptık. Yengem de ebeleri göbeğe buldu geldi. Ramazan abi, ben eğer geç bugün fayansı döşeyeyim de diyorum yarın. Çünkü bayağı süpürgelik falan yapıştıracağız oraya. Aman ben gelmeyeyim. Gel gel Mert. Yok sefer. Evet, mutfağınız bitti. Abla geç bakalım çekmecelerini filhör. Çek bakalım ne var çekmeceğin içinde. Mert gösteriver nedenine. Evet. Aç kapı bakalım abla. Bunları döşeceksin galiba tabaklarını, kahvaltılıklarını. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Allah sağlıkla güle güle kullanmayı nasip etsin. Anne bak bu böyle açılıyor, tamam mı? Allah seni bak. De Allah elin korun, Allah hiç dertlemesin. Anne bak nasıl açılıyor, bu seni örtken bak. Evet. Hı. O öyle açılıyor. Yanlış yer varsa söyleyin yani işte burada. Ha, beğenmediğiniz yer varsa söyleyin. Ellerin sağlık, beğendik. Yeniden yapalım. Nasıl olmuş Mert? Güzel olmuş mu? Çok güzel. Allah razı olsun sen. Yalnız ben Mert'in küpeli olan bir oğlu var. Kucaklayıp buraya getiriyordun ya. Beyaz olan. Beyaz olan. Bende de bir tane tavşan kulaklı siyah var. Onunla takas etsek olur mu? Ben sana dişi oğlak vereceğim. Sen bana dişi oğlak vereceksin. Olmaz. Olmaz mı? Dişi mi erkek mi? O erkek. O erkek mi o? Onu getir lan, o erkek. Ha.
Olsun, takas etsek olur mu Mert? Evet. Dedemi saracağız. Ama deden senin karar vereceğini söyledi. Mert'in evvela Mert bilir. Allah. Olmaz mı? Allah. Tamam. Ben zaten şaka diyorum Mert ya. Sen onu çok sevdiğin için. Şu uçta da var abla bir tane. Ha, şurada. Çok eşya koyacak yer. Aha. Bak Mert'in orada. Tamam. Orası da büyük bir yer. Tamam. Genelde oraya kuru yiyecek vesaire konuyor. Evet. Ama biz yine yaşlılar. Ama yapabilirsek abla aç bakalım bir dolabını. Bunun arasına bir tane bölme atsak olur. Çok yüksek ya. Evet. Bu önceden bunun yönü tersti. Yukarı açılıyordu kapağı. Biz bunu sığdıramayınca abla buraya böyle yaptık. İyi, onu güzel. Ara raf koyabiliriz. Güzel. Sen nasıl görürsün? Yok tamam. Gerek yok. Böyle güzel. Evet Mert. Takipçilerime ne söylemek istersin? Şimdi herkes seni izliyor. Selam. Selam. Evet. Goodbye. Mert'ten herkese selamlar. Evet, hayırlı olsun bakalım mutfağınız. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun.